1780 ile 1810 yılları arası İngiliz tarihinin savaş gibi bir dönemidir. Bu durumda zaten odanın içerisinde yer alan sanat eserlerinde yansıtılmış. Bir yandan Hindistan alt kıtasındaki topraklar genişliyordu, bir yandan da Fransa ile aralarındaki 20 yıllık Napolyon ve devrim savaşları sürüyordu. Şu an de Lutenburg'un 1797'de yaptığı Camperdown Savaşı isimli tablosuna bakıyoruz. Denizde geçen bir eser. İngilizlerin Hollanda donanmasını yenilgiye uğrattığı anı tasvir ediyor. Hollandalılar daha sonra devrim savaşları esnasında Fransızlarla ittifak yapıyorlar. İlginç bir tablo. Çünkü bir yandan İngilizlerin Hollandalılardan muhteşem bir deniz ulusu olma unvanını devraldığı dönemi temsil ediyor ve bir yandan da İngilizlerin deniz ressamlığı geleneğini Hollandalılardan devralışını bize gösteriyor. Ayrıca bu odada gördüğümüz ulusalcılığa atılan ilk adımlardandır. Şimdi de Thomas Daniell'ın yapmış olduğu bir tabloya bakıyoruz. Bu tablo Sir Charles Vere Mallet'in Dörbür'deki Maratha İmparatorluğundan Peşva ile anlaşmaya varırken gösterildiği bir tablo. Merkezde yer alan figür Mallet'in kendisidir. Kendisi aynı zamanda tabloyu yaptıran kişidir. Gerçekten de büyük ölçekli bir tarih resmi. Mallet'in en büyük siyasi başarısını anma amacıyla yapılmış. Resim, antlaşma imzalanırken orada bulunan bir teknik ressamın yaptığı çizimler temel alınarak yapıldı. Sanatçı Thomas Daniell çok sayıda renkli motifi resme dahil etmeyi başardı. Bu motifler önceden İngiliz sanatının bir parçası değildi. Özellikle de yukarıdaki çizimler ve ilginç mimari dikkat çekiyor. Ama bu tablo Hint tarihini araştırma açısından keyifsiz bir yaklaşım oluşturabilir. Bu tabloysa Hindistan alt kıyısında çalışan bir sanatçının neler yapabileceğinin çok daha iyi bir örneği olabilir. Johan Zoffani'nin yaptığı Albay Mordaunt'un Horoz Dövüşü isimli tablosu. Tablo, Oğutlu Nawab'ın avlusunda yapılan bir horoz dövüşünü gösteriyor. Ön planda birbirini paramparça eden bu iki horozu görüyorsunuz. Amaçsa bu seçili adamların eğlenmesi. Aslında bu yabancı ülkede yaşayan topluluğun ne kadar kötü durumda olduğunun da bir göstergesi. Oğudlu Nawab'ın Albay John Mordaunt'la tartıştığını görüyorsunuz. Mordaunt, Doğu Hindistan şirketi için çalışıyordu ve bu eğlenceyi o düzenlemişti. İkisi parmaklarıyla saydığı bir bahis üzerine tartışıyorlar. Aynı zamanda bu horoz dövüşünün izleyicileri arasında elinde kalemiyle Zoffani'nin kendisinin gizlendiğini görüyoruz.